Selamlar, merhabalar herkese. Nasılsınız arkadaşlar? Herkes burada mı? Şöyle biraz sonra Gökte hocamızla geçen yayınlarda da bahsettiğim synthesizer'lar, elektronik müziğin temel enstrümanları üzerine bugün bir ders yapacağız. Hocam duyabiliyor Selamlar. musun beni? Selamlar. Duyuyorum. Benim sesim geliyor mu? Geliyor, evet, harika. Nasılsın abi? İyi, şahane. Herkese selamlar. Hoş geldin tekrardan. Neler Hoş anlatacaksın abi bulduk. bugün bize? Bugün Ableton'daki en başlıca işte kullandığımız synthesizer'lardan biraz bahsedeceğim. Analog operatör ve belki vaktimiz olursa wavetable. Ve bunların nasıl çalıştığını ve başlıca synthesizer ana modülleri bilmemiz gereken ana unsurlardan bahsedeceğim. Belki biraz örnek de yaparız. Yarı teknik, yarı Ableton üstünde gidecek gibi bir şeyler düşündüm. Harika hocam. Şimdiden çok teşekkürler bu Ne arada. demek zevkli? Bu arada ben sorular gelecektir illaki. Onlardan biraz böyle birkaç tane derlerim programın sonuna Tabii ki, doğru. tabii ki. Geliyor mu sesimiz? Her şey yolunda mı Bana acaba? çok güzel geliyor. Bir kanalı da kontrol edeyim. Arkadaşlar da okey mi? Bir bakayım ona da. Bunlar da geliyordur herhalde. Tamam. Benim ekran... Şu anda senin ekranındayım ve bir problem yok. Kameranı da alabildim bu arada. Tamam, Yandan süper. geldi. Evet, süper diyorlar. Yorumlar biraz ufak bir gecikme var yayınımızda. Biraz geç gelecek. Bekliyorum ben de. Tabii. İyi akşamlar arkadaşlar. Her şey yolundaymış. Teyit aldık hocam. Ben Süper. istersen sana bırakayım yayını. Bu arada çekilişi bekleyen arkadaşlar, yayının ilerleyen saatlerinde sonuna doğru Compel'in sponsorluğunda gerçekleştirdiğimiz bu Numark Let Go çekilişini de gerçekleştireceğiz. Ben o zaman şöyle ekrandan ayrılıyorum hocam. Kolay gelsin. Evet, selamlar arkadaşlar tekrar. Nereden başlayalım? Şöyle başlayalım. Öncelikle analog synthesizer'lardan biraz söz etmek istiyorum. 50'li 60'lı yıllarda elektriğin işte evlere girişinden sonra işte müzikle ilgili insanlar ve inovatif bazı girişimciler bu elektriği nasıl bir enstrümana dönüştürürüz konusunda bazı çalışmalar yapıyorlar. Bunların özellikle tabii Amerika'da bazı üniversitelerde öncelikle başlıyor bu işler. Çok fazla hikayesine girmeden şunu söyleyebilirim. Bir iki üç tane adam var. Bunlar bu işin bayrağını tutuyorlar ve bu müziğin bu cihazların yayılması için bayağı ciddi önemli katkılarda bulunuyorlar. Bir tanesi Robert Moog. Moog synthesizer'ları belki duymuşsunuzdur. Hala faal bir şirket çalışıyor. Ne yapıyor? Şunu öyle söyleyeyim. Sesi üretebilmemiz için gerekli, elektrikli ortamda üretebilmemiz için gerekli olan en önemli modüllerden bir tanesini üretiyor ki bunun ismini osilatör diyoruz. Bildiğiniz gibi ses dalgalar şeklinde yayılıyor. Bu dalgaları elektronik ortamda üretebilmek için işte bazı parçalar kullanıyor, işte transistörler kullanıyor vesaire. Kısaca yaptığı şey şu, bu dalgaları elektrik ortamında simüle ediyor. Ve biz daha sonra bu ham dalgaları çeşitli başka diğer modüllerle kullanarak istediğimiz şekillere vermeye başlıyoruz. Tabii bu zamanla gelişen bir süreç oluyor. Pardon, şuradan bir şeyleri açayım. İlk başta Moog'un tasarladığı ilk synthesizer'lardan bir tanesi bu
Sistem 55 isimli sanıyorum 70'li yıllarda çıkıyor. İçerisinde bir sürü Hocam, modüller bu var işte. arada Ableton ekranındayız. Slide paylaştıysan eğer şu an sadece Slide paylaştım. Evet, Ableton Ableton ekranı geliyor. ekranında olduğumuz için okey, buraları geçebiliriz. Çok da önemli değildi aslında. Bir iki tane görsel hazırlamıştım. Okey. Şöyle, bu osilatör sesi raw haliyle üretiyor dedik. Ne şekilde osilatörler çalışıyor onu bir göstermek ve sonra frekans spektrum üzerinde Ableton'ın biliyorsunuz Spectrum isimli bir cihazı var. Burada sesin dalgalarının frekans tablosu üzerinde oluşumunu görebiliyoruz. Spektrumda görebiliyoruz. Bildiğimiz gibi insan kulağı 20 Hz ile 20.000 Hz arasını duyabilme özelliğine sahip. Bu Hz ne demek? Onu da söyleyeyim. Sesin bir saniyedeki titreşimine frekans ismi veriyoruz. Bu frekansın da birimi de Hz ve bu her sesi de bu spektrum üzerinde yerleşiyor. Şöyle bir tane bir tone generator açayım şuradan. Sesi kısık başlatacağım. Kulaklıkla dinlemenizi tavsiye ederim. Çünkü bazı burada frekanslar duyacağız ve göreceğiz. Şu bir 100 Hz geliyor olmalı. Tabii burası biraz küçük şey oldu. Okay. Şöyle yapalım. Şimdi sinüs dalgası veriyorum. Neden sinüs? Sinüs çünkü en az harmoni olan, yani gördüğünüz gibi pure tonda diyebileceğimiz, sadece vurduğunuz 100 Hz'i vurduğum zaman 100 Hz'deki en tepe noktası burada beliriyor. Altında başka harmonikler yok. Bu harmoniklerin ne olduğundan da birazdan bahsedeceğim. Yavaş yavaş sinyali arttırdığım zaman bu frekansın, bu sinyalin frekansının ilerlediğini görebiliyorsunuz. Yukarıya doğru sinyal 1K yani 1 Hz'e geldikçe tizleşiyor ve böyle en tepeye kadar gidiyor. Bir yerden sonra duyamamaya başlıyoruz. Bunun ne önemi var? Bunların tabii bütün hepsinin de bir nota karşılığı olduğunu varsayıyoruz. Varsayıyoruz değil, öyle zaten. Şöyle ki, yani ben mesela şu an 145 Hz verdiğim zaman onun spektrumdaki karşılığının şurada görebilirsiniz. D2 yani ikinci oktavdaki R notası olduğunu bilebiliyorum. Bu sinüs dalgası ile ilk başta bu testler, deneyler yapılıyor. Ama bu sinüs dalgası işte dediğim gibi içerisinde fazla harmonik olmadığı için fazla bir sesin tınısında bir çeşitlilik içermiyor. Yani harmoni az olduğu için buralarda hiçbir şey olmuyor. Dolayısıyla bundan çok bir verim alamıyoruz. İşte Moog bu noktada devreye giriyor. Biz daha harmoni fazla olan dalga çeşitleri kullanalım diyor ve daha sonra bunu harmoniklerini düşürmek veya sesi daha pesleştirmek için filtre kullanırız diyor ve bir de üstüne işte hala da günümüzde patentli, kendisinin de belki duymuşsunuzdur, Moog filtreleri de Moog filtresi de patentliyor ve hala da kullanılıyor. Bunlar da ladder filtre olarak da hatta geçiyor. Şimdi filtre mevzusuna geleceğiz. Şimdi sinüs dalgası gördüğünüz gibi yine burada aynı şekilde. Yine sadece en tepe noktası vurduğumuz yerde bakın titriyor. Şimdi eğer bu sürekli synthesizer'ların yine osilatör bölümünde karşınıza çıkacağını testere dişi olarak da isimlendirebiliriz. Bu testere dişi şeklinde açtığım zaman gördüğünüz gibi bir sürü burada harmonikler ortaya çıkmış oluyor. Yani sesi içerisinde bir zenginlik gelmiş oluyor. Bu harmonikleri de şöyle açıklayabilirim. İşte bu kaç, şu an biz 235'ten vuruyoruz. 235'in katları şeklinde giderse, iki katı olursa yani 470 olduğu noktada orası ikinci harmoni oluyor. Yani katları şeklinde gittiği zaman harmonikleri oluyor. Bu şekilde de sese zenginlik katıyoruz. Aynı şekilde triangle'da üçgen şeklinde olan bir dalga boyu da bakın gördüğün gibi biraz daha yumuşak testereye göre. Yine sinüse benziyor. Bu sinüsüm ne şekilde kullanacağımızı da birazdan Ableton enstrümanları üzerinden göstereceğim. Yine bir testere şekli daha. Kare var, square.
Ve noise, white noise da gördüğünüz gibi bütün spektrumun her tarafını titretiyor. Çünkü içinde bütün frekanslar var. Bunlar ilk başta elimize bu şekilde geliyor. Daha sonra bunları farklı modüllerle işte birleştirerek ki bunlar nedir? Başlıcaları. Bugün ilk başta osilatörle başladık. Filtreler dedim. Filtreyi de şimdi göstereceğim. Ardından bazı modülasyon kaynakları olarak envelope'lar ve LFO'lar ve son olarak da sesi hoparlöre ya da çıkışa vermek için kullandığımız amplifikatörler. Bunlara da hemen kısa kısa hızlıca devam edeceğim. Sonra Ableton'daki analog synth'e bakarız. Sonra da operatöre bakarız. Operatör biraz daha farklı bir çalışma mantığı var. Ondan da bahsedeceğim. Ama bu mevzuların anlaşılmış olması lazım. Şimdi tekrar şeye geri dönelim. Şu osilatöre geri dönelim. Osilatörde bir tane sol verelim. Ses çok yüksek olmasın. Okey. Şimdi bu harmonikleri görüyorsunuz. Bundan ben arkasına bir tane filtre, Ableton'ın filtresini taktığım zaman ve kıstığım zaman yani kesim noktasından itibaren buraya kısmaya başladığım zaman buradaki harmoniklerin kaybolduğunu göreceksiniz. Bakın filtreyi yavaş yavaş indiriyorum. Bunlar hala burada gözüküyor ama tabii bizim duyabileceğimiz noktanın altındalar. Çünkü bakın dikkat edin şurada en altta yazan 110 dB diyor. Yani aslında evet sen burada görüyorsun ama 110 dB'yi eksi 110 dB'yi duyamayacağımız kadar aşağıda ama varlar aslında. Sadece bizim duyma işimiz biraz daha altında kalıyor. Sesi de açıp sizi çok fazla yıpratmak istemiyorum bu seslerle. Filtrenin yaptığı hadise de bu. Low pass filter şu ilk kullandığımız. Low pass filter sadece low'ların geçmesine müsaade ediyor. High pass filtrede de tam tersi high frekansların geçmesine müsaade ediyor. Low'lar gördüğünüz gibi kayboldu. Açtığım zaman geliyor. Band pass filter, low'lar ve high'lar geçemiyor. Sadece şu ortadaki alan geçebiliyor. Onun da hareketini nispeten şurada bir belki bu şekilde görebilirsiniz. Notch filter, band pass'in tersi gibi düşünelim bunu da. Sadece bu alan geçiyor, şu alan ortadaki alan geçmiyor. Bunun da bakın şuralarda. Evet, bakın şurası şuraya tekabül ediyor. Bir de bu Ableton'a özel bir morph'lu bir filtre var. Bu da biraz daha eksperimental bir filtre. Bu filtrelerin bir de kendi içerisinde de farklı özellikleri var. Özellikle Ableton'ın modellediği modeller var. Bu clean, klasik equalizer'daki yani EQ8'deki modelleme. Burada görecekleriniz diğerleri bu OSR yanlış hatırlamıyorsam Oscar isimli bir eski İngiliz yapımı bir nadir bulunan bir analog synthesizer'daki filtrenin modellenmiş hali. OSR diye geçiyor burada Oscar'ın kısaltılması. Bunların etkisini anlayabilmemiz için rezonansının yüksek olması lazım. Yüksek rezonansta yani şu kesim noktasının tepesinde daha etkisi anlaşılabiliyor. Aşağıya doğru indikçe ama şunlara indikçe daha yırtıcı ve daha sert, daha agresif bir ton oluyor. OSR State Variable filtre demiştik. Oscar'da bulunan. MS-20 bu da MS-2 Korg'un yine bir analog synthesizer 70'lerin sonunda 70'lerde çıkıyor yanlış hatırlamıyorsam. Ona ait bir filtre modeli. SMP 1 herhangi bildiğim kadarıyla yine bir eski bir synthesizer'a dayanarak modellenmemiş bir custom bir yapısı olduğunu yazıyordu manuelde. Prodigy, bu da PRD'de Moog'un Prodigy Ladder filtresinden modellenmiş bir filtre. Bunların clean'den farkı nedir? Şu. Clean'de gördüğünüz gibi evet clean temiz en temiz hali demiştik. Ama MS-20 vesaire açtığım zaman
Burada bir drive diye bir şey çıkıyor. Bu drive'la sesi biraz daha yükseltebiliyorsunuz ama aynı zamanda harmonikleri de şişirebiliyorsunuz. Filtre mevzusu da buydu. Frekansları kesmemize ve şekillendirmemize yarıyordu. Sonra yine bir enstrümanda karşımıza çıkabilecek en önemli iki parametreden bir tanesi envelope'lardan bahsetmek istiyorum. Envelope'ları da nasıl şöyle gösterebilirim. Bir piyano sesi var burada. Şimdi envelope'lar Türkçesi zaman zarfı diye geçiyor. Akustik zarf olarak da diye tanımlayabiliriz. Sesin zaman içerisindeki yaptığı hareketi tanımlıyor. Dört tane parametresi var bunun. Attack, decay, sustain, release. Attack, düşüş, tutma ve bırakma diye de Türkçe'ye çevirebiliyoruz. Şöyle yani piyano örneğinde bakarsanız piyano bildiğiniz gibi vurmalı bir enstrüman. Bir tane bir çekiç var, tele vuruyor. O tele vurduktan sonra o tel bir değil hatta üç tane tele, bir notada üç tane tel var. O üç tel birden titremeye başlıyorlar. O ve o rezonansla işte kulağımıza geliyor vesaire. Şimdi piyanonun bu hareketini simüle ettiğimiz zaman çıkan dalga boyunda burada iki tane spektrum olmuş. Waveform'dan buradan değil ama waveform'dan hemen bir kayıt alalım. Slide gösteremiyorum madem. Şuradan hemen bir tane input al. Uğraşmayalım, boş ver. Başlamışken gidelim istiyorsan. Buradan da bir şekil gösterebileceğim galiba. Ama kaydedemedim. Çünkü dışarıya sesi gönderdiğim için. Resampling. Ah geldi, tamam. Okay. Okay, şimdi bir tane bir nota. Kaydedemedim çünkü şunu da açmam lazım. Şunu kapatayım. Okay. Gördüğünüz gibi ses çekiçle beraber yani yukarıdan bir en tepe noktasına çıkıyor. Biraz aşağıya doğru iniyor. Sonra düşmeye başlıyor. Bunu bir de şey üzerinden göstereyim. Pigments üzerinden mesela grafik olarak anlatması daha güzel. Arturia'nın Pigments Synthesizer'ı bu konularda bayağı güzel. Bu arada diğer o bahsettiğim Mini Moog ve daha sonra bahsedeceğim FM Synthesizer'ın da Arturia'nın güzel örnekleri var. Onlardan da biraz daha bahsedeceğim. Şimdi Pigments'e geri dönelim. Pigments'teki envelope kısmı şurada. VCA, Voltage Controlled Amplifier. Yani bütün bu osilatör, bakın burada da 3 tane osilatör var. Dalga boylarını buradan seçebiliyorsunuz. Tekrar Ableton'da analog üzerinden detaylı bakarız. Burada sadece şu envelope kısmına bakmanızı tavsiye ediyorum. Şöyle ki piyano gibi olsaydı eğer ses atağı sıfır olacaktı. Çünkü hızlı bir şekilde çekiç vuracaktı. Çekiç vurduktan sonra bir salınma, bir rahatlama yaşayacaktı. Ve notayı basılı tuttuğunuz kadar bir süre daha devam edecek ve siz elinizi tuşudan kaldırdıktan sonra da hemen susacaktı. Yani şu figür gibi, şuradaki gibi. Biz bunu mesela bir pede dönüştürmek istersek atağını açıp şuradan basayım mesela. Biraz atağını yüksek verip decay'ini biraz daha böyle açıp sustain'ini de biraz açıp tuşa basılı tutacağım. Ve sonra da release'ini de biraz daha böyle mesela 5-6 saniye, 3 saniye kadar yaptığım zaman mesela bakalım. Hala sustain tuşa basmaya devam ediyorum. Şimdi elimi kaldıracağım. Basmaya devam ediyorum. Elimi kaldırdım ve gitti. Bu envelope'ları yani aslında bir
sesin volümüne zamanla beraber yaptığı hareketi çizgisi olarak da tanımlayabilirsiniz. Eğer ben bunun atağını biraz kısarsam veya mesela şunu böyle düşürürsem. Daha release'ini açabilirim. Envelope mevzusu bu. Dediğim gibi 4 tane parametreyle bunları şekillendirmek için sesimizi kullandığımız en önemli öğelerden bir tanesi. Bunu sadece sesin tamamına yani amp'ine, sesin şiddeti için değil, başka parametreleri de kullanabiliriz. Kullanacaklarımızdan bir tanesi de filtre cutoff'u olabilir mesela. Hatta onu da hemen göstereyim. Burada şimdi modülasyon kavramı devreye giriyor. Yani bunlar benim modülasyon kaynaklarım. Yani bir nobu, bir parametreyi hareket ettirebilmek için kullanacağım diğer kaynaklar. Bu kaynağı mesela şuna bağlamak istiyorum. Bu pigment örneğini de göstereyim. Sonra dediğim gibi analogta da, Ableton analogta da tekrar bakacağız buna. İkinci envelope'u seçtim. Onu mesela filtresini şu dışındaki çembere dokunduğum zaman orası seçili oluyor. Ve şimdi bu artık devrede. Buradan da derinliğini, ne kadar derinlikte kullanmak istediğimi ayarlayabiliyorum. Yani bakın, filtre hareketinde gözlemleyebiliyorsunuz. Yani şu filtreyi ben böyle açtığım zaman o benim çizdiğim hareketi şu cutoff filtreye uyguluyor. Sustain'i sıfırda olduğu için bu bittiği anda hemen düşüşe geçti ve gitti. Eğer basılı tutuyorum. Hala basılı tutuyorum. Elimi çektiğim noktada şuradan itibaren düşmeye başlayacak. Ve filtre de düştü. Envelope'da bakın, amp envelope'da hala burada düşmeye devam ediyordu. Yani bir yerde aslında bu filtrenin envelope'uyla amplitude envelope'ının birbirleriyle ilişki içerisinde olması ve birbirlerini tamamlaması gerekir. Yani bu daha önce biterse bunun etkisini alamayabilirsiniz. Bu daha erken biterse bunun etkisini alamayabilirsiniz. Buna dikkat etmek gerekiyor. Diğer modülasyon kaynaklarımızdan bir tanesi de LFO. LFO da low frequency osilatör diye çevriliyor. Yani ne demek? Düşük hızlı osilatörler. Normalde osilatörlerimiz işte ne bileyim 440 Hz, saniyede 440 kere titrediğinde la sesini veriyorlar. Ama saniyede 440 kere çok ciddi bir hız. Biz onu bir parametreyi hareket ettirmek için kullanamayız. Çok fazla bir hareket olur. Ama eğer bunların hızlarını düşürürsek, ki işte low frequency osilatörler bunu yapıyorlar, o zaman bu dalga hareketlerini istediğimiz parametreye uygulayabiliriz. Yine cutoff üzerinden mesela bir örnek göstereyim. Bir tane LFO biri seçeyim. Şu yine cutoff'un üzerine gitsin. Zaten hemen hareket etmeye başladı. Gördüğünüz gibi birinci LFO. Buradan o LFO'nun şu hareketi şu noba uyguluyor. Şuradaki envelope, ikinci envelope'takini hareketimizi kaldıralım. LFO 1'e geri dönelim. LFO 1'de bir derinliğinde tamamen buradaki derinlik şuradaki hareketin ne kadarını uygulayacağını tespit etmeniz için. Yani %0,20 yaparsam daha az daha hareket edecek. Bunu tam yaparsam bütün dalga boyunca hareket edecek. Buradan yine o dalganın waveform'unu değiştirebilirim. Hızını değiştirebilirim. Şu an BPM sync'li. Hertz yaparsam bakın sesli bakalım. Bu dans müziğinde çok duyduğunuz efektlerden bir tanesi. Altyazı M.K.
dönüşünü takip ediyorsunuz. LFO'lar da bir dediğimiz gibi istediğiniz parametreye bunları bağlayabiliyorsunuz. O sizin çizdiğiniz hareketleri yapıyorlar. Bunu mesela ne bileyim şunu da LFO 2'yi de mesela rezonansına verelim. O da son olarak bari yine bunun üzerinden gitmişken onu da bahsedeyim. En önemli temel osilatörlerden bahsettik, filtreden bahsettik. Bir de analog synthesizer'larda amplification ünitesi yani amp modülü de sesin işte output'unu çıktığı knock-up modülasyon modundayım çıkartan modül. Yani bir yandan aslında envelope'u şu envelope'u buna sesin çıktığı ana amplifikatör modülüne uyguladığını düşünebiliriz. Şimdi buradan buraya kadar okey miyiz? Her şey yolunda mı acaba? Tamam. Okey, şimdi Pigments'ten çıkalım ve analoğun operatörüne geçelim. Şu bir sorum gelmiş. Üç osilatör senin az görmedi. Orada frekansların oynamalarını yapabiliyor muyum? Üç osilatör. Okey. Onu da madem sormuşsunuz ona da geçelim. Şimdi bu fotoğrafını biraz önce göstermek istemiştim. Moog'un ilk ticari olarak ve birçok müzisyenin kullanabileceği 72 yılında çıkarttığı Mini Moog Model D isimli synthesizer'ı bu. 3 osilatörlü bir synthesizer. Burada çeşitli waveformlarını. Bu tabii birebir orijinaline sadık kalın yapısı evet öyle. Ama burada bazı bir sürü fazlalıkları da var. Efekt var, modülasyon var vesaire. Normalde bunlar gerçeğinde orijinalinde yok. Normalinde yine gerçeğinde hafıza diye bir şey de yok. Sesleri kaydedemiyorsunuz. O zaman çünkü o henüz bulunmamıştı. 80'lerde dijital teknolojinin gelmesiyle hafıza işi devreye giriyor. Yani bu aleti açıyorsunuz, üstünde sesleri yapıyorsunuz ve sonra kağıda falan yazıyordunuz o zamanlar. Hangi o sesi tekrar yeniden çalmak istiyorsanız o sesin ayarlarını İşte ya da fotoğrafını da çekemiyordunuz. Böyle kağıtlara yazıyordunuz. Şöyle bir en basit 3 osilatör bir synthesizer'da nasıl ses çıkartırız ona bakalım. Nasıl çalışıyor sistem? 3 tane osilatör demiştik. Burada ilk birinci şu 3 osilatör bir miksere gidiyor gördüğünüz gibi. Bu birinci osilatörün volümü, ikincisinin, üçüncüsünün. Şu an hop. Bu çalmıyor. Şuna geldik. Okay. Şimdi sadece birinci osilatör burada çalıyor. Burada waveform'unu görebiliyorsunuz. So triangular diyor. Triangular. Sinüs'ü en yakını bu. Sinüs analog synthesizer'larda üretmesi en zor dalga olduğu için çok bulamıyorsunuz. Ona en yakın olanı yani gerçek analog elektrikle çalışan eski vintage analog synth'lerde genelde sinüs yerine triangular oluyor. Burada da ona sadık kalınmış. Bunun ne bize faydası var? Burada tabii kulaklığı olan arkadaşlarım daha iyi duyacaklar bunu. Sub frekansları yani bu dans müziğinde de bilhassa çok kullandığımız bu subları üreten dolu dolu işte sapları veren sinüs ya da triangular'ı kullanabiliriz. Mesela bir bas sesi yapmak istersek birinci osilatörümü buradan oktavını da ayarlayabiliyorum. Biraz daha düşürebilirim. Sorulara bir ara geleceğim. Şunu hazır başlamışken dikkatim dağılmasın. İkinci osilatörde de mesela ne yapalım bir baseline bass sesi yapalım demiştik. İkinci osilatörü açtım. Birinciyi kapattığım zaman farkı duyabiliyor musunuz? Sub gittiği zaman derinlikte biraz gidiyor gibi oluyor. İkincide de yine soul tutu seçtim. Frekanslarıyla pek oynamıyorum ya da çok hafif minik onları böyle birbirlerinden biraz bir semiton kadar değil de fine tuning gibi birbirlerinden biraz ayırabilirim. 3
Üçüncü osilatörü de istersek açabiliriz. Onu da square verelim. Onun da sesini açtım. Ama oktavı biraz yüksek geldi. Bu Stefan Bodzin'in en çok bu Moog seslerinin biraz ilgisi var. Yani parçalarında da o böyle cayır cayır yanan sesleri genelde hep Moog'un Sub 37 synthesizer'larıyla sahnede yapıyor sanıyorum. Bu ses de tanıdık gelecektir size. Yani Moog'un böyle kendine has bir tonu var. O da işte bu üç osilatörün üst üste binmesinin de tabii etkisi olabilir. Ardından bunlar da bir filtreye gidiyorlar. Filtrenin enfesisi dediği burada rezonansı. Bu frekansı. Şu amount of contour, contour dediği de buradaki envelope'un filtreye ne kadar verileceği, yani filtre derinliği diyelim bu envelope'un. Yani bunu ben biraz açıp şu decay time'ını, filtrenin decay time'ını kısarak to the loudness contour dediği de sesin amplifikatörü, yani son envelope'umuz. Bunu da açarak sustain'i sonuna kadar açarsanız böyle ötmeye devam eder. Atağını alırsanız daha yavaş yükselir. Bu işte bu kadar basit bir yapıyla ses üretmeniz işte hala da bu yapı hala çok tercih edilen ve efsane olmuş bir sentezleme modülü. Ableton'daki analogda bunu 3 osilatör olmasa da 2 osilatör artı bir noise osilatörle karşılıyor. Şimdi onda nasıl çalışacağımızı gösterelim bunun bilgilerin ışığında. Ne oldu? TB3'e de değiniriz. Aralarda şunu bitireyim. Bir mola vermeden sorulara tek tek cevaplayacağım. Değil mi? Bir ufak mola veririz belki analogdan sonra hocam. Ne dersin? Evet abi, nasıl istersen tamam. Hocam. Bekliyoruz. Soruların hepsini alacağım. Okey. Şimdi analoğu açtığınız zaman böyle karşınızı karşılıyor sizi. Gördüğünüz gibi osilatör. Bir osilatör. İki, bu onun birinci osilatörün volümü. Burada shape'lerini görebilirsiniz. Sinüs, sawtooth, square ve random. Bu random değil de noise diyelim. White noise burada veriyor. Oktavlarını ayarlayabiliyorsunuz. Bu birinci osilatör. Bir tane birinci filtreye gidiyor. Burada da çeşitli filtre modelleriniz var. Filtrenin cutoff'u var, rezonansı var ve buradan sonra da bunlar da amp'e gidiyorlar. Şimdi bu Ableton'ın genellikle enstrümanlarında hepsine dikkat etmemiz gereken mevzu var. Siz bir modülü, yani şu osilatör modülünü seçtiğim zaman, burada bir şey ben çevirdiğim zaman, şu içerideki pencere onunla ilgili diğer menüleri ortaya çıkartıyor. Burada da modülasyon vesaire ayarları var. Şimdi onları birazdan geleceğiz. Aynı şekilde filtrede de gördüğünüz gibi filtre bölümünü seçtiğim zaman burada bir filtre envelope'u çıkıyor. Burada modülasyonları çıkıyor. Yani onun nasıl, o filtreyi nasıl hareket ettirebileceğimizle ilgili parametreler çıkıyor. Amp'e bastığımız zaman burada amp'in envelope'u çıkıyor. Burada bir tane LFO'nuz var. Bu da Global Master Control, Master modülü. Burada bir vibrato ünitesi var. Bu vibrato diye hani gitar çalanların da hani sürekli yaptığı işte vibrato hareketini burada hızlıca yapabileceğiniz bir yer var. Unison mod var. Ondan birazdan tekrar bahsederim. Aynı şekilde bunların hepsi ikinci osilatör için var. Osilatör 1, filtre 2, amplifikatör 2. Bir LFO'nuz da burada var. LFO 2. Burada bir tane bonus noise synthesizer'ımız var. Osilatörümüz var. Affedersiniz. Şimdi şu osilatör 2'yi kapattım. Şimdi birinci osilatörümüzü yine sinüsle mesela başlayabiliriz. Analog synthesizer'larda yapabileceğiniz sesler biraz limitli diyebiliriz. Çünkü waveformlarınız az. Bu waveformlar
İşte Wavetable Synth'te gibi çoğalabiliyorlar. Başka modellemeler var ya da dijital synthesizer'larda. Yani kısacası ne kadar çok waveform'unuz varsa enstrümanınızın ya da synthesizer'ınızın sentezleyebileceği ses çeşitliliği de o kadar fazla olur. Çünkü içerisinde bu waveformlar bunlar belirli harmonikleri var ama işte birazdan Wavetable'da görürüz hiç duymadığınız sesleri üretebilmeniz mümkün. Ama işte analog dediğimiz gibi o dönemin 70'lerin, 80'lerin o vintage synthesizer'larına emüle eden ve hatta onların yarattığı işte o analog synthesizer'ları açtıktan sonra biraz işte beklemeniz lazım. O transistörlerin ısınması lazım. Ve onların kalibrasyonu da zamanla kayar. Bazı düzensizlikleri var. Eski malzemeler ve o malzemeler çoğu artık bulunmuyor o parçalar. Dolayısıyla onların böyle bir eski araba gibi huyunun suyunun bir rengi var. Bu enstrümanda, analogta bunları simüle etmeye, emüle etmeye çalışıyor. İşte o bozuklukları da birazdan şurada göreceğiz. Ana modülümüzde var onlar. Şimdi bir tane mesela yine bir bas sesini burada yapmaya bakalım. Bir tane sabla başlamak istiyorum ama oktavını düşürmek istiyorum. Bu sabları duyabildiğinizi ümit ediyorum. Şu sabı inşallah duyabiliyorsunuzdur. Biraz da şuradan sesini de açayım. Gördüğünüz gibi burada la neye basıyorum? Do'ya şu an bir scale'ımız neymiş pardon. Tekrar do'ya döneyim. Okay. Do'dayım. Bu sinüste dediğim gibi harmonikleri çok fazla olmadığı için filtrenin de açıkçası olup olmamasının bir anlamı yok. İkinci osilatörlü de mesela bir sawtooth seçip onu da bu biraz çok düşük oldu sanki. Belki şurada tutup şimdi filtreyle temizleyebiliriz. Şimdi şurada hareketli fil birinci osilatörden gittiğim zaman filtre 1'i devreye alıyorum. Almaya da bilirim sinüs olduğu için almamıştık ama alacağım. Şöyle, çünkü burada bir yönlendirme opsiyonunuz var. Bu filtre 1'den sonra bu ses filtre 2'ye gitsin mi? Gidecekse de ne kadarı gitsin diye bir opsiyonunuz var burada. Yani filtrelemeyi seri yapabilirsiniz ya da buradaki sawtooth'umu da filtrelemiş oluyorum. Ama biraz önceki envelope'larsak bunu daha keskin, daha güzel bir bas sesine kavuşabiliriz. Onu da yapabilmemiz için filtrenin olduğu penceredeyken envelope zaten gördüğünüz gibi buradaydı. Ama burada kritik hareket nedir? Bu envelope'un devreye girebilmesi için frekans modülasyonu yani frekans modülasyonunun envelope değerinin burada artı bir değerde olması lazım. Yani bu envelope'un bu filtreye ne kadar uygulayabileceğinin derinliğini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Standartı genelde bunun default'u açılışı 4 ile geliyor. Biraz daha açabilirsiniz. Buradaki filtre, bu envelope hareketi belirginleşebilir. -16 en son hali. Biraz kısıyorum. Şöyle biraz daha duyulabilir bir hali. Osilatör 1'de bir atladığım şey var. Burada bir de osilatör içinde bir penceresinde de envelope'da pitch envelope'unu çizebiliyorsunuz. Şu an sinüs için uyguluyor. İkinci osilatörü kapatayım. Yukarıdan yani pitch başlıyor ve bu noktaya doğru iniyor. Genellikle melodik seslerde bunu pek tercih etmezseniz, eğer kick drum yapmayı düşünmüyorsanız. Ama onun dışında genelde hani, melodik seslerde bunu çok dokunmazsınız ki ya da daha az hareket ettirirsiniz ki notanın akordu kaçmasın. Burada bunu göstermek istemiştim. Pardon, orada atladım. Sonra filtrede ikinci osilatörü tekrar açalım. Ve buradaki envelope'umuzu da ayarladık. Bunun release'ini kapatabilirim.
Son olarak Amp'e geldiğimiz zaman Amp'te de yine bu birinci osilatörün envelope'ını ayarlayabilirsiniz. Bu penceredeki hareketler buradaydı. Şimdi bunları peki nasıl hareket ettirmek istiyorum? Başka neler yapabilirim? Buradaki bu bu atak dikey, bu parametreler bunları hareket ettiriyor demiştik. Mesela burada level modülasyonu var. Birinci LFO'yu açarsam ve mesela bunu level moda biraz derinlik verirsem, birinci osilatörün level'ına buradaki LFO'nun hızı kadar ve şekli kadar bir hareket uygulamaya başladı. Bunun hızını yavaşlatabilirsiniz, arttırabilirsiniz. Başka neyimiz var burada yapabileceğimiz? Key nedir? Klavyenizdeki en düşük oktavdan en yüksek oktava kadar olan bölümde, yani şöyle düşük notalı düşük oktavdaki tuşlara bastığınızda bu modülasyon hareketini daha az yapacak. Yukarıdaki tuşlara gittiğiniz hareketi daha fazla yapmaya başlayacak. Yani düşük oktavla yüksek oktav arasında ki hareketinizi LFO'ya tanımlamış oluyorsunuz. Pan modülasyonu var. Pan modülasyonu da yine aynı şekilde birinci osilatörden yaptığım zaman ses birinci osilatörün pan modülatör LFO'su, yani left right kulağınızda gidip gidip gelmeye başlayacak. Aynı şeyler hepsi ikinci osilatör içinde mevcut. Başka ne yapabilirsiniz? Filtre, bunların ikisini de mesela açtığınız zaman, bunu eğer filtre 2 follow derseniz bu ikisi birbirlerini takip edecekler yaptıkları hareketi. İkisi de aynı semitonda olmak zorunda değiller. Eğer ikincisini mesela farklı bir notaya basarsanız, bir iki tuşlu iki tuşa basılarak çıkartmış bir diatonik akor çıkartmış da bu şekilde. Bunu mesela sesi eğer pad sesine mesela dönüştürmek isteyelim, o zaman hemen envelope'larımızla oynamamız gerekir. De birinci osilatörü de sova alabiliriz. Ama pad olması için mesela bunu da semitonu yine kaydırıp biraz hafif detune edelim ikisini birbirinden. Şu LFO'nun biraz derinliğini kısalım. Biraz da envelope'u da fazla vuruyor. Biraz kısalım. Evet. Bunun arkasına bir tane reverb ve işte mesela echo koyduğunuz zaman hemen bir pede. Gibi hareketler. Analog'taki tavsiye edeceğim, basit düşünmeye çalışın. Zaten çok basit bir synthesizer aslında. Ha tabii bir de burada noise'umuz da var. Noise'u da isterseniz sesin içerisine katıp tam o işte Stefan Bodzin'in sesini elde etmeniz de mümkün. Burada başka neyimiz vardı? Vibratomuz vardı. Vibratomuz. Şu noise'ı kapatalım. Vibrato efektini verebiliyorsunuz. Unison ise şöyle, unison'u açtığınız zaman
kaç tane unison voice olsun? Yani sanki bu analogtan bir değil iki tane üst üste bindirilmiş ve ikisi de birbirinden detune etmiş gibi. Bunu da onun ayarını yapabiliyorsunuz. Böylece daha da layerlanmış ve daha da şişman bir sesiniz oluyor. Bunu tabii açtığınız zaman daha da şişmanlaşacak ama tabii bir tık da CPU kullanımınız da artacaktır. Unison işte böyle dolu dolu şişman sesler yapmak için bir yöntem. Bakın böyleydi. Böyle oldu. Glide da genelde solo atarken tercih edebilirsiniz. Burada tabii önemli sololarda yani lead sololarda legato birbirine notaları birbirine bağlı çaldığınızda bir notadan çalarken ötekine bastığınız zaman o geçişi yapmasını sağlar. Ama burada voice'un monofonik olması lazım. Bu voice da bakın. Bunu zamanını kısaltırsam bağlı çaldığım zaman Glide de bu işe yarıyor. Notaları ikisine birbirine bağlayıp kaydırıyor içerisinde diyelim. Buradaki alanlar da önemliydi. Voice monofonik yani aynı anda sadece bir tuşa basabilirsiniz. Tek ses çalabilir. Ve voice sayısını arttırdıkça genelde analog synthesizer'lar işte 8 voice, 6 voice, 4 voice, o 16 voice, en pahalıları 16 voice falan oluyor. Yani ne voice sayısı arttıkça fiyatı ve büyüklüğü büyüyor diyebiliriz. Yani evet o kadar büyüyor iş. Çünkü her bir voice ayrı bir çip, ayrı komponentler ihtiyaç doğuruyor. 8 voice ya da 4 voice, 6 voice bunlardan birini tercih edebilirsiniz. Burada başka neyimiz var? Keyboard'un global oktav semiton detune ayarları. Burada şu error biraz önce bahsettiğim işte analog synthesizer'lardaki hata. Belki bu sesle çok iyi anlayamayabiliriz çünkü şu amp level modunu ve vibrato'yu kapatırsam belki duyulabilir. Ufak tefek böyle tune'unda kaymalar oluyor. Şu anda tuner belki şöyle bağlarsın. Bakın görüyor musunuz? Şöyle minik minik kaymalar. Bunu sıfır alınca bakın biraz daha bir artı dörtlerdi ki biz onu zaten şuradan detune etmiştik. Tamamen ikisinde birbiriyle aynı değere çektim. Evet şu an mesela sıfırlardayız. Ama buradan error'ı açtığım zaman biraz işte ufak tefek kaymalar, minik minik hatalar oluyor. Bu da işte o aletlerde duymak istediğiniz o analog hissiyatını veren minik dokunuşlar. Stretch'in ne olduğunu hatırlamıyorum. Onu geçelim. Bu quick routing'te de bizim işte şurada işte birinci filtre ikinci filtreye gitsin vesaire gibi yaptığımız yönlendirmeleri tek tuşla burada seçebiliyorsunuz. Burada figürden de anlayabilirsiniz. Yani birinci osilatör birinci filtreye gitsin. Oradan da amplifikatöre gitsin ve bağlansın. İkinci osilatör vesaire. Burada bu ikisi birbirine paralel gidiyorlar. Bu ikisi buradaki routing'te bu İki osilatör sadece birinci filtreye gidiyor. İkincisinde ise ikisi önce birinci filtreye, ardından ikinci filtreye, ardından da ikinci amp'e gidiyorlar. Buradaki sinyal yollarını da tercih edebilirsiniz. Osilatörden kaynaklı elektrik dalgalanmayı mı? Evet, öyle de diyebiliriz. Elektrik dalgalanmaları da diyebiliriz. İşte diyorum yani ısınması lazım, aletlerin zamanı getirdiği bazı karakteristik özellikleri analog synthesizer'ların burada emüle etmeye çalışmışlar. Analogda ses yaptığımızda daha sonra kullanmak için o sesi nasıl kaydederiz? Şöyle kaydedersiniz. Sesi yaptınız. Şuradaki disk ikonuna basarsanız bu sesi kaydedersiniz. Sonra bunu sildiniz, bunu geldiniz, attınız, o ses geri geldi. Reverb. Burada analog
Aslında bu kadar. Tavsiyem şu. Şuradaki şu ikona basarak analoğu açtığınızda presetlerini görebiliyorsunuz. İlk başta böyle biraz deneysellik isteyen bir iş bu. Yani oturup kafanızda ulan şu sesi nasıl yapabilirim diye oturup denemeye çalışabilirsiniz. Modüllerin ne işe yaptığını kafanızda ve sesi dinlediğinizde analiz ederseniz daha kolay çözüm, yani hangi ne hareket duyuyorsunuz, o hareketleri nasıl simüle edebilirsiniz? Onları düşünürseniz daha nokta vuruşu yapabilirsiniz. Burada başka atladığım bir şey var mı analogda? Hatırladığım kadarıyla yok. Şunu söyleyecektim. Presetleri denerken analogun içerisindeki presetlerde instruments'ın içinde user library'den bakıyorum. Okay. Yine user library'e geldi. O fark etmez. Mesela basslar burada göreceksiniz. Mesela yapmak istediğinizde yakın bir presetle başlayıp sonra işte istediğiniz envelope ve filtre ayarlarıyla ve diğer artık ne olduğunu bildiğinizi umduğum parametreleri değiştirerek istediğiniz sesi yakınlaşabilirsiniz. Şurada bir trik, bir şey söylemek istiyorum. Şimdi şu ikonların yanında görüyorsunuz, mesela şu Deep Air Bass'ı bastığım zaman direkt küt diye geldi. Şu eğer T harfi yoksa, yani şuradaki figürü eğer burada görüyorsanız, o analoğun için hazırlanmış, demin biraz önceki save ettiğimiz gibi bir ses. Ama eğer şöyle içerisinde bir tane artı varsa, mesela deep hop bass'e bastığım zaman, bu çoğu zaman şöyle bir tane kutu çıkartacak karşınıza. Bu kutu da aslında analog synthesizer'la yapılmış. Ama içerisine sonradan birkaç tane daha efekt vesaire eklendiği için bunu böyle kutulamış, paketlemiş bir instrument rack'e çevirmiş. Bunun içini görmek isterseniz şu kutucuğa basıp ardından da şuna basıp burada analoğu görebilirsiniz. Ne eklemiş buraya? Bir tane chorus efekt eklemiş, bir tane saturatör eklemiş, bir tane de kompresör eklemiş. Onları da buraya maplemiş. Ama sesin özü burada. Ben bunu, hatta isterseniz bunu buradan böyle gruptan da cut dedim, çıkarttım. Bunu buradan çıkarttım, paste dedim. Gruptan çıkarttığım zaman da sesin kendisi buydu. Ötekisi efektli haliydi. Siz buradan da isterseniz yürüyebilirsiniz. Ne kadar? Uf, bir saat olmuş ya. Bayağı olmuş. Bir 2-5 dakika bir ara verelim. Tabii hocam. Bir su içeyim ben de. Bir kendime Okey, geleyim. Sonra okey. operatörle devam edebiliriz. O arada başladığımız noktada sorulara şimdi mi bak? Sen ne diyorsun hocam? Yarışmaya da daha var mı? Çekiliş yaparlar. Var var çekiliş abi. Sen nasıl Tamam. istersen biz uyum sağlarız. Şimdi bir break İki yapalım. dakika Tamam. bir ihtiyaç molası verelim. Tamam Sonra hocam. geleyim. Keyfine bak. Okay, sevgili.
Evet, şu an yayındayız hocam. Evet, selamlar tekrar. Şimdi analogdan bahsettik. Şimdi biraz dijital synthesizer'lardan bahsedeceğiz. Bu dijital synthesizer'larında ilk bu işlere başlayan Yamaha oluyor. 1983 yılında Yamaha DX7 isimli bu synthesizer'ı çıkartıyor. Burada bu tam birebir bir kopyası değil. Arturia'nın kendi yine yaptığı bir modellemesi. Pencereye döndüğümüz zaman görürsünüz. Şöyle, FM sentezlemesi kullanıyor. FM sentezlemesi nedir? İşte bu 80'lerde mikroçiplerin çıkmasıyla beraber, icadıyla beraber birçok Miles üretimde yazılım ve kodlamanın önemi devreye girmeye başlıyor ve çok daha ucuza mikroçiplerle artık birçok işi daha hızlı yapabilmeye başladık. Yamaha'da aslında bu FM sentezlemesi 1967'de Stanton Üniversitesi'nde John Hanningway miydi? İsmini tam hatırlayamadığım bir akademisyen tarafından çok uzun süre çalışılıyor üzerine. Aslında yaptığı araştırma şöyle, kompleks waveformlarını birbirlerine modüle ettirerek milyon hertzlere varabilecek kadar süpersonik titreşimler yaratıyor. Sonra fark ediyor ki bir sinüs dalgasının başka bir sinüs dalgasıyla modüle ederse, yani bir sinüsü başka bir sinüsü frekanslarını eğer modüle edersen daha zengin harmonikli sesler duymaya başladığını fark ediyor ve bunun üzerine bir paper hazırlıyor. Bayağı da üzerine uzun süre çalışıyor, yani bu Yamaha bunu ondan satın alıyor zannediyorum sonra. Onu da aldıktan alana kadar da böyle bir 5-6 yıllık falan üzerinde bir çalışma süresi var. Velhasıl çok uzatmayayım. Bu alet işte çıktığı zaman bayağı ortalığı ortadan kapsıp kavuruyor. Hatta 80'lerin işte 80s sound'unu çıkartan en önemli synthesizer'lardan bir tanesi olabilir. Biraz metalik bir tonu var. Çünkü işte o sinüsleri birbirine modüle ettirdiğin zaman o çıkan harmonikler o kadar yoğunlar ki ve sıklar ki metalik ve zil seslerini, elektrikli piyano, Rhodes'a benzer sesleri çok iyi çıkartabiliyor. İyi demeyelim, yani da kendine has bir tonu olan bir alet, tamamen dijital. Fakat programlaması çok zor. Buradaki ses üreten modüllerin hepsi DX7'de sinüs ve 6 tane osilatör var. Ve bunlara operatör ismini veriyorlar. Yamaha o zaman osilatör yerine. Ableton'da da operatör denmesinin belki oraya bir göndermesi olabilir. Operator synthesizer'a birazdan da geleceğiz, ona da. Şöyle, o kadar programlaması zor ki bu gördüğünüz yine Arturia'nın müthiş bir yaptığı güzellik diyelim. Böyle bir ekran yok. Zaten hiç modellemeniz için o zaman da düşünememiş. Ne yazık ki slide'ı gösteremiyorum. Sadece Ableton ekranını kilitlemişiz. Zoom'dan yayınımızı yapıyoruz. Ufak bir aksilik oldu. Bir dahaki sefere onları da gösteririm ama DX7 diye zaten yazarsanız binlerce fotoğraf çıkar karşınıza. Programlamaktan ziyade preset seçip çalma üzerine kurgulanmış alet ve o kadar da çok işe yaramış ki aslında herkes alıp çok da makul bir fiyata satılıyormuş o zaman. İşte dediğimiz o 80'lerin sound'unu çıkartan alet bu. İşte burada bu arada şunu da söyleyeyim. DX7 Arturia'nın bu ürünü işte bayağı toparlamış bir sürü presetler var. Şu ROM 1A ile başlayanlar gerçekten DX7'deki presetler. Ve onları da aynı şekilde çalabiliyor.
Yine bir tane de Dext isimli open source ve bedava bir yazılım var. Onu da araştırabilirsiniz. O da yine DX7 presetlerini dijital olduğu için, yani synthesizer'ın kendisine ihtiyacınız yok, aynı parametreleri aynı şekilde çalabilme özelliğine sahip. Bu aleti DX7'yi de alsaydınız ya da aldığınızda bu parametre, bu presetlerde aynı şekilde duyuyor olacaktınız. Bunlar orijinal sesler, yani aletteki gerçek sesler. ROM 2 bankındaki, işte bu banklarla seçiyordunuz. İşte gitara benzer sesler var. Bunları biz tabii şimdi bu aletle, madem bu kadar zordu, peki biz bunu nasıl programlayacağız? Şöyle programlayacağız. Çok fazla bunu Ableton bizim için bayağı kolaylaştırmış. Tabii bu arada Arturia'nın da bu programlaması kolay. Ama dediğim gibi genelde FM kullananlar çoğu zaman bir presetle başlar ve bazı ufak tefek parametreleri editler. Biz şimdi operatöre dönelim ve operatörde bu programlamaların nasıl yapıldığını göstermeye çalışayım. Bir sonra ben sen gibi. Şimdi Yiğitcan arkadaşım, birazdan göstereceğim, sorunun cevabının hemen birazdan geliyor. O osilatörlerin sinüs dalgalarını modüle etmenin ne demek olduğunu şimdi anlatacağım. Şimdi operatörü açtığımız zaman burada 4 tane modül görüyorsunuz. Yine bakın, modülü bölümleri seçtiğim zaman bu modülün penceresi burası, bunun penceresi burası, birbirinden aynılar, hiçbir farkları yok ama hepsi aynı sesi veriyorlar. Bir tane elefonunuz var. Bu elefonun 4 tane destination'ı var. Bir tane filtreniz var. Normalde DX7'de filtre yok aslında, orijinalinde. Bu Ableton'un bir eklentisi. Neden olmadığını da şimdi anlatacağım. Ve burada yine normalde DX7'de olmayan bilimum güzel ki işte stereo spread'i transpose edebiliyorsunuz. Pitch envelope verebiliyorsunuz. Şurası da yine global ayarların olduğu bölüm. Burada şu kutucuklar nedir diyecek olursanız. Şimdi bu FM'de bu modülasyon işi, yani harmonik işi, FM sentezlemesi nasıl oluyor onu görelim. FM sentezlemesi sinüs dalgalarıyla çalışıyor demiştik. Orijinal DX7'de sadece sinüs dalgası var. Ama bizim burada Ableton'da bir sürü waveform'umuz daha var. Ama biz sinüs üzerinden gideceğiz. Bu ilk açtığım zaman DX7'yi devreden çıkaralım. Operatöre geri dönelim. Şimdi sinüs demiştik. Bakın gördüğünüz gibi, evet, sinüsümüz burada. Bir tane de istiyorsanız osiloskop koyalım. Sinüs olduğunu da görelim. Osiloskopumuz nerede? Şurada. Okey. Şimdi ne demek istiyorum? Şimdi şu kutular demiştim. Bu kutuların her birinin bir algoritmaya tekabül ediyor. FM algoritmaları deniyor buna. FM sentezlemesinde her osilatörün birbirine, her operatörün hatta birbirlerine modüle ettiği bir yapıyı burada görüyorsunuz. Bu default açıldığı zaman ilk kullandığı metot. Ben genelde bunu ve sonuncuyu tercih ediyorum. Neden olduğunu da şimdi anlatacağım. Size de aynısını tavsiye edebilirim. Tabii ki denemek isterseniz deneyebilirsiniz. Şimdi bu yapıda biz de neyi görüyoruz? D C'ye bağlanmış. C de B'ye bağlanmış. B de A'ya bağlanmış. Şimdi benim sadece burada A açılı. A'da da bir tane sinüs dalgası sesi duyuyorum. Şimdi eğer ben B'yi açmaya başlarsam, B'nin level'ını açmaya başlarsam, B'nin frekansı A'nın frekansını modüle etmeye başlayacak. Ve ne olacak? Şuradaki spektruma bakın. Bir sürü yeni harmonikler gelmeye başlayacak. Bakın şu an hiçbir şey yok. Şimdi B'yi açmaya başladığım zaman bakın belirmeye başladı, görüyor musunuz? Biraz daha açıyorum.
biraz kısayım pardon. Bir sürü harmonik kattık. Bir üçüncüyü de katmak istersem bu sefer ne olacak? C'nin frekansı B'nin frekansını modüle edecek. Bu da A'yı modüle edecek. Yani ne olacak? Daha da fazla harmonikler gelmeye başlayacak. Bir D'yi de açarsanız daha da fazla gelmeye başlayacak. Artık white noise noktasına kadar gelecek hatta. Aslında bütün FM'in olayı bu. Şimdi bu zor olan kısmı ne? Siz burada mesela şöyle bir... Bunlar da oktavları bu arada. Yani şunu daha düşük oktavda yapabilirim. Bunu daha yüksek oktavda. Ama bunları açtığınız, yani abartmaya başladığınız zaman ses daha fazla tizleşecek ve daha fazla frekans titreşim vermeye başlayacaksınız. O yüzden yavaş yavaş hareket etmenizi öneririm. Şimdi burada neyi gösterecektim? Bunundaki bu algoritma. Şimdi böyle bir ses yaptınız. İşte normalde filtre yok demiştim. Filtre niye yok DX'ydi? Çünkü filtrelemeye ihtiyaç, siz filtrelemek harmonikleri öldürmekti. Yani onları kaybetmekti biliyorsunuz. Ama filtreleme yapmanız için aslında bu harmoniklerin level'larını kısmanız FM'de yeterli. Bu niye burada var? Kolaylık olsun diye var. O yüzden filtreleme FM sentezlemesinin orijinalinde filtre diye bir şey yok. Çünkü filtrenin kendisi zaten kısığın, harmoniklerin kısılması demek oluyor. Bu tabii sinüs yapısı için yine geçerli. Şimdi deminki sesi aşağı yukarı geri dönelim. Şöyle bir ses, bir waveform oluşturmuştuk. Waveformumuz da bu. Zoom'unu biraz kıstım. Sinüs gibi şey olmuyor. Şimdi buradaki algoritmaları ben değiştirdiğimde, bu algoritmada mesela işte neymiş? C ve D'nin birleşimi B'yi, B de A'yı modüle ediyormuş. Burada işte de bu yeşil açık C, B'yi sonra da A, onlar da ikisi birleşiyorlar, D de A'yı. Bunların hiçbir anlamı yok. Neden yok? Çünkü siz bunların her birine bastığınızda ses farklı tınlayacaklar. Bunlardan yani sıkıntılı kısmı zaten programlamanın sıkıntılı kısmı bu. Bu algoritmalardan birinde eğer sabit kalmazsanız ileride ne yapacağınızı kestirebilmeniz zor. O yüzden ben özellikle daha kontrollü olan ve daha az randomize, daha az karışıklığa yol açtığını düşündüğüm bu default modeli tercih ediyorum. Bununla ne yapabilirsiniz? Tekrar geri dönelim. Şimdi burada birinci osilatörde birazdan sondaki şundan da bahsedeceğim. Bunu da gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 4'ü de ayrı ayrı birbirlerini modüle etmiyorlar. Yani aslında bir tane bir dijital modülasyon olmayan, FM olmayan 4 osilatörlü bir synthesizer olarak da kullanabilirsiniz operatörü. Oraya da geleceğim. Şimdi tekrar ilk biz FM modülasyon modülümüze geri dönelim. Burada sinüs seçiliydi. A'ya gelmiştik. Şunları tekrar kapatıyorum. Burada sinüsümüz burada. Şimdi burada bunun envelope'unu görüyorsunuz. Bu envelope'un bastığım zaman gördüğünüz gibi yavaş yavaş atağıyla çıkıyor. Şimdi ben eğer bunu mesela böyle yapıp böyle gelsin. Tamam. İkinci osilatörün envelope'unu biraz açarsam ve bunu biraz da böyle verirsem bu modülasyon A'ya yavaş yavaş uygulamaya başlayacak. Biraz daha açayım daha belirgin olsun. Bakın. Üçüncüyü de seçelim. O da mesela yavaş yavaş gelsin. Onu da biraz açalım. İşte bu FM'in bu birbirlerini modüle eden ve bunları bu şekil envelope'larla hareketlendirmeniz. Mesela bunu biraz daha abartalım. Şöyle bir şey deneyelim. Thank you.
FM8 de aynısı. Yine DX7'nin bir modellemesi. O da Native Instruments'ın. Açıkçası bir farkları yok. O da Arturia gibi kendince bir FM yorumlaması yapmış. Biz burada bugün bilhassa operatör üzerine, Ableton üzerinden konuşuyoruz. Başka dediğim gibi de FM8 var, işte Dext var bedava, Korg'un işte şöyle Volca FM'i var. FM her yerde, cep telefonunuzda bile FM synthesizer'ı, App Store'da bile var. Yani FM artık eskiden evet çok zordu üretmesi, artık çok kolay. Ve açıkçası bu aynı parametreleri kullanırsanız sesin aynısını alırsınız. Çünkü hepsi zaten sinüs dalgaları, her yerde aynı. Operatör demiştik. Evet, burada burası anlaşıldı sanıyorum. Birbirlerini modüle eden. Şimdi bunlarla böyle hareketlerimizi yaptık. Filtre ile de burada yine istersen MS-20 filtre ve hatta buradan biraz drive edebilirim. Shaper'da bu dalgaları biraz daha distortion'a yakın, clipping'e yakın vurdurmaya yarayan Shaper'a bakın, dalganın şeklini değiştiriyorsunuz. Shape'lendiriyorsunuz yani, bakın. Bu shaper'ları da kullanarak sese karakter katabilirsiniz. Genel olarak FM'in yapısı bu. Algoritmalardan birinciyi tercih ederseniz ve bunları birbirlerine modüle ederseniz istediğinize yakın sesler elde edip sonra onları şekillendirebilirsiniz. Bunu da ben operatörü en çok niçin kullanıyorum? Çok güzel sub bass sesleri yapmak için ideal bir enstrüman bence. Hemen bir tane kısa bir örnek göstereyim. İlk hali, hop, pardon. Ne yaptım? Okey, geri geldim. Tekrar ben şunu boş ver. Default haliyle aldım. Biraz açayım sinüs. Biraz bir tık bir oktav aşağı ineyim. Şimdi normalde sinüsü bu kadar sinüs haliyle kullandığınız zaman istediğiniz doygunluğu alamayabilirsiniz. Yani bir tane altına bir şöyle bir kick, bir bass bir şey koyalım. Şuraya da hemen hızlıca bir şeyler yazalım. Okay, şunu alalım. Şurada notalarımıza bakalım. Hatta şöyle yapalım, yeter. Okey. Şimdi bunu biraz daha böyle bir öne çıkan bir bas haline nasıl dönüştürebiliriz? Sadece yapmanız gereken, bence şeyi söylüyorum. Şu ikinci, hiç waveformlarına bile dokunmuyorum. Şu evet sinüste kalsın. Şu ikincisiyle yine bir sinüsle bunu biraz modüle etmeye başlıyorum A'yı. Belki bir oktav aşağıya düşürebiliriz. Deneyelim. Hocam sanırım pike girince sesi kesiyor zoom. Yani o değişimlerde komple gidiyor ses. Master sesi belki biraz kısabiliriz. Ya da alttan. Bakalım. Evet, ya şey sub yükselince alttan zoom kesiyor. Zoom'dan geçmiyor olabilir. Zoom geçirmiyor. Okey. Şimdi daha iyidir herhalde. Evet, şu an daha iyi. Şimdi iyi mi? Zoom'un bir otomatik ayarı var galiba ondan. Bir saniyenizi rica edebilir miyim Tabii. arkadaşlar? Hemen onu çözebilirim galiba. Otomatik adjust. Okay. Şimdi yapmaması lazım. Galiba o yüzden oluyor. Hop.
Şimdi geri geldik. Replay yapalım bakalım. Şimdi iyi miyiz? Geliyor ve tekrar gidiyor gibi bir Bizim durum sabları kaldıramadı. var. Yemedi, evet. Şimdi nasıl? Ben bunda geçen uğraştım biraz da. Ya bu başka Ha, bir... buraya kadar iyiydik, şimdi olmadı. Evet. Ha? Peki kiki mi kaldırsam Bence gelecek mi? kickten. Evet, sab geliyor. Okey. Derin. O da arada Kiki gidip sevmedim. kısılabiliyor yani. Altları demek ki bir şey olabilir, limitör. Enteresan. Bir yerde bir gariplik var. Okey. Ona bir daha inceleriz. Yani Zoom Tamam. üstünden yaptığımız için bir dahaki olmadı ben stream ederim. Okey abi. Ben çıkıyorum o zaman. Sen devam et. Kapadım mikrofonumu. Okey. Bu sabı dediğim gibi ikincisini sadece şurada biraz açarak, belki biraz üçüncüyü istediğiniz tonu yakalamanız mümkün. Sonra belki bir daha üstüne bir filtre ve biraz da onu drive ederek. Benim kulaklıktan mı acaba ses geliyor? Ben biraz kulaklığımı kısayım. Okay. Şimdi buraya kadar okey sanıyorum. Evet, operatörde genelde yaptığım buydu benim. Yani çok fazla atla deve değil yani. Güzel bas sesleri üretebilmek için güzel bir yapısı var. Başka ne yapabilirsiniz? Şuradaki spread tabi bas için güzel olmayacak ama buradaki yine presetlerden başlamanızı öneririm. Dediğim gibi tek başına ya da böyle istediğiniz waveform'u kulağınıza hoş gelen sesleri yakalayıp onların üstünde de yine envelope'larla şekillendirip yürüyebilirsiniz. Şu time parametresi, bir tane bir pad sesi gibi bir şey bulursak onu da daha güzel gösterebilirim. Mesela şuna bakalım. Şu time parametresi bu bütün envelope'ların hepsini birden kontrol etmemize yarıyor. Buradaki time'ı kıstığınız zaman bakın tuştan elimi kaldırdığım zaman hemen release'i kısılmış oluyor yani. Time'ı açtığım zaman ise daha pad'e dönüşüyor. Yani hepsini bu arada böyle tek tek yapmak yerine buradaki time fonksiyonuyla kullanabilirsiniz. Bir pratiklik daha göstermek istiyorum. Mesela burada bir güzel bir envelope çizdiniz. B'ye geldiniz. Onu tek tek çizmek ya da bu böyleydi. Tek tek çizmek yerine sağ klikle buraya bastığınızda copy from osilatör A dediği A'dan kopyala diyerek de buradan bütün envelope'ları, mesela bu D farklıymış, onu da A'dan kopyala dediğimde hepsini aynı envelope'a sokmuş oluyoruz. Burada gördüğünüz gibi farklı bir algoritma kullanmış. Böyle bir sesmiş. Bakalım başka algoritmalarda nasıl oluyor. Yani dediğim gibi bunu denemenize açık. Operatörün son dördüncü şu asıl enteresan kısmına gelmek istiyorum. Bu da bir aslında FM olmayan bir dijital synthesizer'a dönüşmüş oluyor. Ne o demek oluyor bu? Bir tane temiz açalım. Buradakini dörtlüye aldığım zaman bakın bunlar artık birbirlerini modüle etmiyorlar. Modüle etmedikleri zaman ne oluyor? Hepsi 1, 2, 3, 4 ayrı ayrı çıkış alıyorlar yani. Yine burada sinüsümüz vardı. Bu sefer farklı bir şey. Bu yine bir sinüste kalsın. Okey. Sabımızı versin. Şimdi B'ye, ikinciye geldim. Bu sefer bu farklı bir yöntem. Buradan waveform'u değiştireceğim. Mesela Sov yapalım ama sesi kapalı. Sesini açacağım. Bu sefer bu bunu modüle etmeyecek. Direkt bu Sov'u Sov Digital'ı ya da neyse direkt onu verecek. Böylece hem bir tane Sov'unuz hem altında da sabınız olmuş oldu. Şimdi bu noktada filtre işe yarayacak. Yine MS20 ya da Prodigy basalım bu sefer. Üçüncü osilatörü de yine sinüs değil. Bu sefer de ne yapalım biliyor musunuz? Kendimiz çizelim.
Bir özelliği daha o operatörün buradaki pencereye eğer buradan user ya da eğer direkt kalemi alıp çizmeye başladığınız zaman da kendi waveform'unuzu da çizebiliyorsunuz. Kapatalım. Sadece üçüncü dinleyelim. O harmonikleri bakın şurada çizdiğim yerde o harmonikleri ve notalarıyla da duyabiliyorsunuz. Yani güzel çizemiyorum. Mouse'um biraz hassasmış, pardon. Evet, mesela. Şimdi diğerlerini açalım. Üçüncü de buydu. Bakın sub olmadığı zaman daha boş. Sub o derinliği veriyor. Biraz fazla patlamadım umarım. Şimdi bir de buradaki LFO'ya geçelim. LFO'da da durumumuz şu. LFO'yu açıyorsunuz. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 tane ışık yanıyor. Dördüncüsü yanmıyor. Çünkü oraya bir şey koymadık. 3 osilatörlü bir sint yaptık. LFO'yu bir daha kapatalım. Hadi 4'ü de koyalım. Onu da bir tane başka bir square verelim mesela. İki ya da üç olsun. Şimdi LFO'yu açtığım zaman bu LFO yine bu üç tane osilatörün pitchlerine gidiyor. Yani gördüğünüz gibi bu hareketi yapıyor. Buradan ben bunun hızını ayarlayabilirim. Ya da sadece A'ya mesela gönderebilirim. Ya da A'ya gönderirsek düzgün duyamayacağız. Çünkü sinüs do, affedersiniz. Mesela D'ye gönderelim. Gibi. Burada amount'unun derinliğini ayarlayabiliyorsunuz. Aynı şekilde filtreye de gönderebilirsiniz. Tabii amount'unu biraz daha duyabilmemiz için böyle efektler yapabilirsiniz. Bunları otomasyon yazabilirsiniz. Bir LFO için destination'ınız daha var. Yani bu LFO neyi modüle etsin diye buradan da istediğiniz listeden bir şeyi seçebiliyorsunuz. Mesela time'ı yapsın bakalım. Biraz amount verelim. Time çok güzel oldu. Shaper driver yapabilir. Şu shaper'ın filtre shaper'ının driver'ını ne kadar kapalı olduğu için çalışmadığını. Evet, şimdi etkisi. Dediğim gibi yani 4 tane osilatör ve birazcık oynadığınız zaman şu shaper'ı mutlaka kullanın. Biraz da mesela spread'le stereosunu biraz da bir sinyal fazla vuruyor şu an o distortion etkisiyle. Bir de biz de buradan drive ettik iyice. Waveform'umuz bakın ne hale geldi. Burada artık tabloya sığmıyor, listeye sığmıyor. O çizdiğimiz LFO'ların hareketlerin de bakın burada left right waveform bir kendi içerisinde phase'e giriyor. Ve bu Prodigy filtresi de işte Moog'un o yırtıcı cazgır filtresinin de etkisini burada duyabilirsiniz. Yani biraz kurcalarsanız şunları birbirleriyle modüle edip
pardon, bu algoritmada modüle etmiyorduk. Bunu modüle edilmiş haline bakalım. Bambaşka bir şey oldu. Modüle edilmemiş halde bu. Operatör bence biraz çok hafife alınıyor. Çok güçlü bir synthesizer. Özellikle şu dördünü ayrı ayrı kullanabilme, yani modüle etmeden birbirine kullanabilme, hızlı şekilde böyle çıt 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 sesleri üretmenize güzel bir imkan sağlıyor. Buradan tabii yine bunları açarak cızırdatabilirsiniz. Operatör de bu şekilde. Dediğim gibi çok fazla bir şey de yok. Ama verimli kullanabilirsiniz. Bence şu diğer algoritmalar, çünkü burada bir şey yapmaya başlayacaksınız. Sonra burada aynı sound etmeyecek. Onları kafanızı tartmanız lazım. Bence bir algoritmaya sadık kalıp hep onunla yürüyebilirsiniz. Bana en kolayı bu geliyor. Çünkü neyin neyi kontrol ettiğini daha kolay çözümleyebiliyorum. Zaten genelde bir iki tanesi yetiyor oluyor. Dediğim gibi sub-basslarda tercih ediyorum. Bas sesler de güzel. İşte böyle kendi içerisinde hareket eden bir LFO'yu birkaç destination'a gönderdiğinizde enteresan sesler çıkabiliyor. Modülasyonlarda da bu LFO daha değişik tipi ama. Falan filan. Nasılız? İyi miyiz? Saatimiz kaç oldu? Saatimiz şiştik mi, 10 yoksa biraz da geliyor. Bir son bir sen nasıl şey olmuş. İstersen abi, sen de yani hocam olay. Bir de kısaca bir bu şekilde şu wavetable'dan da bahsedebilirim. İstersen arzu yani talep varsa. Part 2'yi de daha sonra da yapabiliriz. Sen kendini iyi hissediyorsan bir tık devam ederiz istersen. Bir de kısaca bu adam bu kadar geldik. Wavetable'a geleyim. Sonra sorular varsa alayım. Zaten 1 saat 46 dakika Evet. olmuş. Bir 15-20 dakika daha yapalım. Tamam, Sonra tamam. Sonra da çekilişe öbürüsü. Geçeriz. Okey abi. Aynen. Operatörde sildik. Neyse burada. Wavetable'da Ableton 9.5'la mı geldi? 10'la mı geldi? 10'la geldi galiba. Live 10'la gelen bir daha dinleyebileyim isterken bu sesi mi? Biraz tabii çok çirkinleştirdik artık distortion'la biraz ama. Tekrar ona bakarız. Wavetable'a geri dönüyorum. Wavetable'da Ableton'ın işte Live 10'la gelen bir synthesizer'ı. Çok daha temiz ve anlaşılabilir bir yapısı var. Zaten biraz önce analogda anlattıklarımdan sonra bunu böyle küt diye çözeceksiniz ve birkaç güzel avantajları var. Şimdi Wavetable, neden Wavetable synthesizer? Şimdi şöyle oluyor, dijital teknolojinin artmasıyla beraber analog synthler zaten devreden kalkıyor. Wavetable synthler de dijital synthesizerler olarak kabul ediliyor. Bugün de hala piyasada alacağınız işte Novation ya da ne bileyim Roland vesaire bir synthesizer'ı da genelde Wavetable sentezlemesi kullanıyorlar. Wavetable şöyle oluyor. Bir dalga boylarının tutulduğu bir tablo var, Wavetable. Ve o tablonun içerisinden istediğiniz dalgayı seçiyorsunuz. Sonra o dalgayı diğer o tablodaki formlar arasında da isterseniz hareket ettirebiliyorsunuz. Birbirlerine morph ettirebiliyorsunuz. Wavetable da bize bunu sağlıyor. Hemen yapısına bir bakalım hızlıca. Yine açtığınızda klasik sizi sinüsle karşılıyor. Şurada wavetable'ların isimlerini görebiliyorsunuz. Basics, basic'lerle başlayalım. Basic'ler dediği temel dalga formlarımız sinüs. Burada bu dalgaların arasında nasıl hareket edeceğim? İster bu ekrana basabilirim. Triangle'a geldim. Yukarıya çıktım. Sinüse geldim ve square'a geldim. Okay. Bunların üçü arasında, dördü arasında hareket ediyorum. Hareket nasıl oluyor? Bunu modüle ettirdiğim zaman hareket oluyor. Bu birinci osilatörümüz. Buradan bir tane shape seçebiliyoruz. Burada çok karışık harmonik sesler de var.
işte Chris Shifter gibi. Yine biz collection'dan bir şey buradaki koparlamış. Buradaki bir seslerle gidebiliriz. Bir osilatörün bir de burada sub osilatörü var. Buna bastığınız zaman bir tane de bir oktav ya da iki oktav altından, onu biz böyle şeyle daha iyi anlarız belki. Basic'lere geri döneyim. Basic şeyden. Sub yok. Bir oktav, eksi bir oktav altına sub geliyor. Ama sub'ı açınca sesim gidiyor diye belki biraz duyulamıyor olabilir. Ama bu da altına bir işte demin dört operatörlü operatördeki dört osilatördeki bir osilatörü sub yaptığımız gibi buradan da istersek bir tanesini sub yapıp bas yoğunluğumuzu arttırabiliriz. Bu birinci osilatör demiştik. Buradan o da bir tane filtreye gidiyor. Bir filtreniz daha var. Bu da ikinci filtre. Bağ birleriyle olan ilişkisi seri mi olsun? Yani birden çıkıp ikiye mi girsin? Paralel mi olsun? Split mi olsun? Buradan onları da ayırabiliyorsunuz. Burada yine filtre çeşitlerimiz burada var. Yani ikinci filtreyle işte high pass yaparken birinci filtreyle low pass yapabiliyorum ya da tam tersi vesaire vesaire. Şunu şöyle yapalım. Böyle olsun. Bu da şöyle olsun. Böylece bir band pass yapmış olduk. Band pass filtre. Okey ve mod source'larımız burada, bir de matrix'imiz var. Şimdi bu nedir? Amplification, yani iki osilatörün, sadece şu an biz birinci osilatördeyiz. İki, birinci osilatörün envelope'u. İşte release'ini açtığım zaman, bıraktığım zaman. Okey. Ve burada diğer envelope'larımız var ve bir de burada matrix'imiz var. Şimdi eğlenceli kısmı nerede başlıyor bu işin? Biz buradan bir tane bir basic'lerden değil de şöyle komplekslerden bir şey seçelim. Okey. Ben mesela şunu şöyle hareket etsin istiyorum. Şimdi mod source'larımız buradaydı. LFO'lar buradaydı. Bir şeyi bir şeye bağlamak istiyorsanız, bir parametreyi bir modülasyon kaynağına bağlamak istiyorsanız matrix'e geliyorsunuz. Matrix'te yukarıda target'ları, yani hedefli, affedersiniz, burada aşağı yukarıdan aşağı target'ları görüyorsunuz. Bu target'lar da ben bir knob'a dokun bir parametreye dokunduğum zaman değişiyor. Bakın mesela osilatörün mix level'ına dokundum. Çıt buraya ekledi. Frekansa dokundum. Çıt buraya ekledi. Gain'e dokundum. Sub gain'i buraya geldi. Sonra da neyle matrixlemek istiyorsanız, yani onu hangisini atamak istiyorsanız sadece onun parametresini burada seçiyorsunuz. Ben şu osilatör 1'in wavetable position'ını, yani şu tablo üzerindeki pozisyonuna bir tane LFO vermek istiyorum. Okey. Osilatör 1 burada dokundum. Target'ım buraya geldi. LFO'nun üzerine gittim. Yukarıya doğru biraz derinlik verdim. Şimdi modülasyon burada hemen tuşa bastığım zaman devreye girmeye başladı. Modülasyon source'umdan da LFO'yu açıp buradan onun hızını ayarlayabilirim. Gördüğünüz gibi biraz dalga yukarıda hareket ediyor. Bunu ben nasıl biraz daha aşağıya kaydırırım? Offset'le. Şuradan offset'i hareket ettirirsem. Pardon. Oradaki offset. Buradaki derinliğiyle, pardon, özür dilerim. O offset dalganın offset'iydi. Ben buradaki uyguladığı alan zannettim. Evet, buradan derinliğini ayarlayabiliyorum. Buradan da derinliğini ayarlayabiliyorum. Hızını ayarlayabiliyorum. Şimdi bir tane daha, bir ikinci bir osilatörü açalım. İkinci osilatörü seçtik. Yine buradan mesela dual bir tane başka bir. Biri kapatıyorum. Sadece ikiyi duyuyorum şimdi. Bunu da pek beğenmedim. Şöyle bir şey. Okey. FM harmonik. Bakın FM synthesizer'ın harmonikleri burada görebiliriz. Yine buna da mesela Matrix'ten geldim. Osilatör 2. Bunu da ikinci
Elefoil'i mesela verelim. Modülasyon source'umuza gelelim. Buradan da şekillerini seçebilirsiniz. Random da enteresan. Arada random hareket ediyor yani kısacası seçtiği yerde. Biraz daha hızlandırabilirim. Şimdi birinci osilatörü de açalım. Bunun üstüne bir tane reverb vesaire bir şey koyduğunuz zaman zaten. Wavetable'ın bir enteresan bir özelliği daha var. Aslında temeli bu kadar. Yani burada yine istediğiniz gibi parametre hareketlerle oynayabilirsiniz. Mesela ne yapalım? Bir tane şu filtreye de bir tane envelope koyalım. Şu envelope'u, ikinci envelope'u da şu filtreye uygulasın mesela. Matrix'e geldim. İkinci filtre seçili. Envelope 2 demiştim onu. Tersten yapsam daha mı iyi olacak dedim. Olmadı. Şu envelope'un ayarlarına geliyorum. Gibi. Son şurada güzelliğini göstereyim. Buradaki bu live 10.1 ile mi yine son gelen update ile yanlış hatırlamıyorsam kendi içine istediğiniz bir sample'ınızı atabiliyorsunuz ve o sample'ın içerisindeki waveform'ları çıkartıyor ve onun içerisinde hareket edebiliyor. Ne demek bu? Şöyle bir tane. Okey, şu piyanoya bastım mesela. Bunu aldım, küt diye buraya attım. Birinci osilatörü dinleyelim. O piyanonun şeyi, bir dakika şu reverb'ı da kapatayım. Biraz da filtreyi de açayım. Aynı ayarlarla olduğu için pek şey yapmıyor. Şunu bir tane daha temizini açalım. Sample'dan başka bir... Mesela piyano. Okey, piyanoyu içine attım. Mesela. Gibi. Wavetable'da çok gelişmiş ve güzel bir synthesizer. Genellikle böyle nasıl söyleyeyim? Pad'lerde, özellikle böyle deep pad'lerde kendi içerisinde hareket eden, evolve eden, kendi içinde hareket geçiren pad'lerde güzel sonuçlar alabilirsiniz. Zaten burada özelliklerine bakarsanız en çok da pad olduğunu da görürsünüz. Çünkü bu hareketler o çeşitliliği sağlıyor. Mesela bir tanesine bakalım. Pad'lerde güzel oluyor. Yani pad'lerde bilhassa ben de tercih ediyorum. Mesela şu evet, şu mesela bariz hareketi görebileceğimiz. Gibi. Wavetable'ın da olayı bu presetlere bakıp onların burada Matrix'te neler yaptığını mesela ikinci envelope'u osilatör birin pozisyonuna göndermiş. Okey. Ne yapmış? Birinci LFO'yu da hem envelope'u hem böylece ikisine birden de yapmış. Yani LFO da hareket ederken envelope'la boyunca da yani her trigger ettiğinde yukarıya inmiş çıkmış.
filtre frekansında modülasyon source envelope 3'e bağlamış. Bu ekran yetmiyor bana diyorsanız şuradaki üçgene bastığınızda burada bütün o parametre modülasyon source'larınız da buraya da yerleşiyor. Daha da yetmiyor diyorsanız bunu da böyle komplece yukarıya da alabiliyorsunuz. İki osilatörlü bir synth ama gayet interface ile Ableton interface ile de bağlantılı ve ilintili olması dolayısıyla güzel bir synth. Başka ne vardı? Burada başka söyleyeceğim waveformlar eklemeyi söyledik. Operatör dediğim gibi ben bas sesleri için tercih ediyorum. Bazen güzel pedler çıkıyor. Bunlar ama efektsiz hiçbir zaman istediğiniz hissiyatı vermeyebilir. Yani bir lead ses de istiyorsanız, bas sesi de istiyorsanız, baslarda efekt değil ama leadlerde en azından bir mutlaka bir yanına bir efektle bakmanız daha verimli olur. Mesela şu güzelmiş diyelim Black Miner. Bunun içinde ne varmış bakalım. Bir tane Chorus Delay Reverb burada. Yani sadece reverb'ü koyduğun zaman bile o dub techno şeyi geliyor burada. Bunun da yapısında bakın birbirini modüle eden bir yapı kullanmış. Sadece tek osilatör burada bu arada hiçbir modülasyon yok. Onu da sawtooth yapmış. Yani ne yaptığını anlamaya çalışırsanız eğer bir baktığınızda bakın burada FM görev kullanmış ama ben bunu böyle dörtlüye bile alsam aynı sesi verecek. Neden? Çünkü birbirini modüle etmediği için burada sadece tek bir osilatörü kullanmış. Bunları kapatsanız da aynı ses. Yani bunları anlamaya çalışın. Bakın bu modülasyon tekrar buna çevirdim. Bir şey değişmedi. Çünkü burada diğerleri kapalı olduğu için modüle etmemiş. Sadece bir tane sol digital waveformuyla bir chord basmış. Ama işte arkasında bir reverb ve efekt geldiği zaman bayağı bunu track yaparsınız yani. Geldi. Başka sorularınız varsa onlara bakayım isterseniz. Benim anlatacaklarım yani en azından tabii burada başka neler var? Onlara da kısaca bahsedebilirim. Bu collision fiziksel modelleme yani vurmalı enstrümanlar ne olabilir bunlar? İşte maletli enstrümanlar yani ne vibrafon işte hani böyle elinizde maletlerle vura vura çaldığınız enstrümanların modellemesi. Bunu oturup fiziksel modellemeyi yani doğrusunu söylemek gerekirse çok ilgimi çekmiyor. Ona benzer bir ses bulursam ya sample'ını kullanırım. Yani bir marimba sesi için ya da xilofon sesi için sample'ını kullanmayı tercih ederim. Dijital üretmem diye düşündüğümden bunlara çok eğilmedim. Ama bakmak isterseniz de yine presetlerden yürüyebilirsiniz. Bunlar da sesi üreten, bakın malet, maletin noise'u, işte o vururduğuken dijital ortamda onun fiziksel karakterlerini yaratabileceğimiz bütün parametreleri buraya koyuyorlar. Ve işte onlar titreştirdikleri için rezonatörlere ihtiyaçları var. Hangi madde mi, malzemeyle işte membranı mı titretsin, metal plakayı mı titretsin yoksa boruyu mu titretsin? Yani burada kendi fantastik enstrümanınızı dahi modelleyebilirsiniz. Burada da hatta yine benzer örnekleri var. Yani şunu anlamaya çalışın. Collusion dediğim gibi vurmalıysa eğer maletlerde en fazla preseti olacaktır. Çünkü onu yapmaya tasarlandığı için perküsif de olabilir. Yani synth keys de çok olmayacak. Çünkü çok rezone ve dijital sesler çıkarttığı için. Yani o dolayısıyla yapmak istediğiniz şeye sese yönelik aleti, enstrümanı tercih ederseniz daha kolay hareket edersiniz. Analog dediğim gibi zaten işte analog bass line'lar
Ve işte analog pad'ler biraz eski eski işte 70-80'lerin teknoları diyorum. O zamanların müziklerini dinlediğinizde işte o Moog lead'lerini, o synth'leri daha fazla duyabilirseniz bunları üretmeye daha yönelik, ama eğer dans müziğiyle uğraşıyorsanız illaki bir analog bassline yazacaksınızdır. İşte o yüzden analogu tercih edebilirsiniz. Bu arada başka ne vardı? Elektrik var. Elektrik tuşlu elektrikli piyano, Rhodes modellemesini yapan bir enstrüman. Yine bunda da malet, her şeyi tek tek programlayabiliyorsunuz. Impulse'ı geçiyorum. Eski bir drum synthesizer. Artık kullanmıyoruz. Drum rack'in içine entegre, çünkü operatörü zaten anlattık. Sampler biliyoruz. Onlarla da ilgili ayrı bir, belki isterseniz ayrı bir program yaparız. Tension telli enstrümanlar için bunda da yine presetlerini de açıp baktığınız zaman basslarda bir hayli, yani telli bas, gitar ve civarlarında ve gitar ve plakta da bir sürü olduğunu görürsünüz. Dolayısıyla yapmak istediğiniz sese uygun enstrümanlar elinizin altında. Operatörü hafife almayın. Biraz eksperimentasyon istiyorsanız buradaki yani şu destination'lar sadece bir tanesine gönderebilmek ya da iki tanesine gönderebilmek, diğerlerini ayarlamak güzel. Şuradaki şu tree'yi unutmayın. Şu dördünün ayrı ayrı birbirlerini modüle etmeden gönderebileceğinizi ve çok hızlı bir şekilde bir bass, bass sesi ya da pad sesi bu yöntemle oluşturabileceğinizi. Sonra yine modlardan, algoritmalardan da bir tanesine sabit kalmanızı öneririm. Wavetable'da da dediğim, wavetable'ın da olayı, yani özelliği, alameti, farikası şu efendim, bu osilatör pozisyonlarını hareket ettirmek. Evet, şimdilik aklımda burada. VCV'ye kısa bir örnek gösteremem. Çünkü kısası olmaz abi o işin. Onu biraz uzun uzun bir ayrı bir sentezleme programı yaparız isterseniz. Modüler synthesizer'larda da nasıl oluyor ona da bakarız. VCV'ye bir ayrı gireriz. Bilmeyenler için söyleyeyim. VCV Rack isimli bedava açık kaynaklı bir yazılım var. VCVRack.com'dan indirebiliyorsunuz isterseniz. Birçoğu gerçek olmak üzere hardware'de de bulunan, yani gerçek modülleri bulunan bu Eurorack synthesizer modüllerinin birebir simülasyonunu, emülasyonunu bilgisayarınızda yapabiliyorsunuz. O bambaşka bir sentezle benzer, evet, ama şöyle, biz burada mesela bu wavetable'ı açtığım zaman osilatörlerim burada iki tane sabit ve belirli bir sinyal yoluna bağlılar. Yani bu osilatör bu filtreye gidiyor. İşte belki birkaç switch'le, işte bunu seri göndermede paralel gönderme gibi yöntemlerle sabit olan bir seri sinyal yolunu takip ediyorum. VCV Rack'te ya da modüler synthesizer'larda ise öyle değil. Bütün sesi oluşturmak istediğiniz modülleri tek tek seçiyorsunuz ve onları birbirlerine jack kablolarıyla, mini jack kablolarıyla bağlayarak kendi sinyal yolunuzu kendiniz oluşturuyorsunuz. Biraz daha meşakkatli ve masraflı, biraz da obsesif bir iş. Onunla da ilgili bilahare gösterim belki yaparız ilerleyen günlerde. Başka sorular var mı? Teşekkürler, ben teşekkür ederim. Analog ve dijital arasındaki farkı sizden dinlemek isterim. Hocam, yani analog bilgisayarla ve içerisinde kod olan, içerisinde bir işletim sistemi olan her şey dijital. Ama artık bugünlerde ütüler bile analog değil yani. Analog ne olabilir? Analog bir mikser olabilir. Analog Hoparlör. synthesizer, hoparlör olabilir. Yani içerisinde elektronik bir komponent olmayan, bir mikroçip olmayan, sadece transistörler, tüpler ve işte elektrik komponentleriyle ses çıkartan cihazlara full analog synthesizer'lar diyoruz. Temel olarak farkı bu. Yani sinyal yolunun
herhangi bir dijital komponentten geçmemesi onun dijital ya da analog olduğunu. Farkını mı sordu acaba? Yani Öyle bir yazı gördüm. Analog ile dijital arasındaki farkı dinlemek isterim demiş. Çoğu yani mesela Minimoog o analog bir synthesizer tamamen analog. Ama mesela bu Juno 106 analog. Evet ses çıkışı analog. Ama osilatörlerini kontrol eden ünite dijital. Bu işte 80 model bir synthesizer. Neden? O yüzden de osilatörlerinin bulunduğu bölme osilatör demiyor. DCO diyor. Yani Digital Controlled Oscillator. Yani bu dijitalmiş, analogmuş. Bunlara bence çok çok takılmamak lazım. Sadece ikisi de birbirine benzeyebilir. Bence ikisi de lazım. İkisi de hibrit bir şekilde kullanmakta verimli. Hani o evet analogun kendine has bir sıcaklığı, bir tonu var ama bu sıcaklığı artık yani pluginler falan onlarla da verebiliyorsunuz. Bunları emüle eden bir sürü plugin var. Çok bunlara takılmayın. Güzel ses üretmeye ve asıl önemlisi kendi orijinal sesinizi yapabilmek. Yani bir yerde eğer hep herkesin tekno, herkesin aynı seslerini kullandığı bir ortamda müziğin çok fazla ilerleyemeyeceğini biliyorsunuz. Zaten sizin favori olan artistleriniz de size o kendi farklı sound'uyla kendilerini hissediyormuşlardır. O yüzden bence yani evet presetler size fikir versin ama neyi aşağı yukarı hangi parametreyi değiştirdiğinizde ne olabileceğini anladınız. Envelope'ları biliyorsunuz, filter'ları biliyorsunuz, modülasyonları biliyorsunuz. Biraz kurcalayın yani istediğiniz hale sokun. Envelope'larla oynayın. Envelope'ları otomasyon yazın. Release'i açıp kapatın. Yani bunlar hep sizin keşfinizle olacak şeyler. Elinizi korkak alıştırmayın. Hazıra atlamayın. Başka ne sorular? Hele pozisyon otomasyon ve tablet ayarlı otomasyon kullanır. Otobüs cevabını şöyle telefonun rate'ine şöyle göstereyim hemen bir tane bir örnek yapalım. Wavetable'dayız. Wavetable'a bir tane LFO hemen şuradan Matrix'ten verelim. Şuradan verelim. Okay. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Şu rate'e dokunursam Matrix'e evet. Bir LFO ile bir LFO'yu başka bir LFO ile yani bir modülasyonu başka bir modülasyonla modüle etmeyi göstereceğim şimdi. Arkadaşımızın dediği üzerine yani bir LFO'sunu yavaşlatmak için herhangi bir sıra aldı yazarken şöyle tekrar wavetable'a geri dönelim. Burada bir tane wavetable'da bir basic bir hareket yaptık. Matrix'te geldim. Şu LFO'nun rate'ini hareket ettirmek istiyordum mesela. Bu rate'e dokunduğum zaman burada Matrix'e geldi. Bu Matrix'i mesela ikinci envelope'a verebilirim. İkinci envelope'u biraz verdim. Mode Source'dan da envelope'umu. Bakın. Şimdi ne yapacak? Buradaki hareket boyunca yavaş yavaş LFO 1'in rate'ini açacak. Basıyorum. Yani bir şeyi başka bir şeyle modüle etti ya da başka bir modülasyon kaynağının derinliğini başka bir şeyle modüle etmeye başladığınız zaman böyle portal açılmaya başlıyor önünüzde. Onun için bunlarla şu matrislerle kurcalayın. Bu yapıların hepsi genelde karşınıza herhangi bir önünüze çıkan bir synthesizer'da çok benzerdir yani. Bunlar çok değişmeyen şeyler. Bazıları farklı isimler kullanmış olabilir ama temelde yaptığı işler aynı. Tekrar bakalım. Bunu mesela biraz daha hızlandırırsam o LFO rate'i daha hızlı olacak. Ve takım burada tekrar mesela düşmeye başlıyor. Şimdi çizdiğimiz şekilde yapalım biraz daha. Şöyle yükselsin ve sonra aşağıya doğru düşsün.
Şuralarda bir yerde ve şurada bir yerde duracak. Gibi. Başka sorular var mıydı? Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkürler. Zaman VCV dedik. FM mantığı dedik. Sound iyi olmuştu. Evet. Eyvallah. Evet. OBS'ten giriş hassasiyeti, ona bakacağız. Okeyiz galiba. Evet abi, ağzına sağlık hocam. Çok güzeldi. Çok Teşekkürler hocam. teşekkür Ben teşekkür ederiz. ederim. Çok sağ olun. Çekiliş mi şimdi? Ben geçeceğim abi çekilişe. Herkes adına bir kez daha teşekkür edeyim. Çok keyifliydi. Çok güzeldi Eyvallah, gerçekten. süper. Arkadaşlar, Harika. Gökte Hoca'nın dersleri bu arada Sonar House'da birlikte yaptığımız bir grup eğitimlerimiz var her ay gerçekleşen. Bu karantina sürecinin ardından da onlara katılabiliyorsunuz. Hocam çok teşekkürler. İyi akşamlar Teşekkür diliyorum. ederim. Sevgiler, Görüşmek herkese. saygılar. Sevgiler. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Sağlıklı günler. Arkadaşlar, sizi bir araya alıyorum. Hemen ardından çekilişte devam ediyoruz. Evet, merhaba yeniden. Şimdi çekiliş işini de halledelim. Gönderilerin ilk baştan linkleri alalım. Evet, bu işten biraz sürecek sanırım. Sonra Compel adresindeki gönderinin yorumlarını çekip birleştireceğiz. Evet, bunu oldukça hızlı çekti. Diğer gönderiyi alalım. Hop, bir saniye. Şunu yapıştıralım. Güzel. Başka bir kullanıcının çekilişini yapamazmışım. Burada onu birleştir gibi bir şey o yok mu? Çok kısa bekleteceğim. Bir destek almam gerekiyor.
Evet arkadaşlar, kusura bakmayın ama hallettik sayılır. Şimdi bir 2 dakika sadece tekrar bir işlem yapacağım. Hemen ardından çekilişi gerçekleştireceğiz. Evet, diğer yorumlarda şu anda geliyor. Compel Müzik sayfasındaki yorumlarda geliyor. Bu arada Numark oldukça başarılı bir Alman markası. Yani fiyatlarına bakıp sakın yani kötü oyuncak cihazlar olduğunu düşünmeyin. Fiyat performansı da gerçekten çok iyi modelleri mevcut. DJI Go 2 bu cihazda ses kartı özelliğiyle gerçekten her yere götürebileceğiniz güzel canavar gibi bir controller. Yani mobil olması ve bahsettiğim gibi ses kartı özelliği çok önemli. Başlangıç seviyesi bir kontrolörde. Yani kocaman kocaman modellerde ses kartı olamayabiliyor bazen. Ses kartı olmadığı zaman da aslında temel görevini gerçekleştiremiyor kontrolörler. Şimdi çekiliş yapıp diyelim. Yorumların arasından yapacağız. Şöyle 2 tane de yedeğimiz olsun. Asil 1 olsun. Hashtag kullanmıyoruz. Herkes bir defa mı katılsın? Herkes bir defa katılmış olsun. Şöyle yorumları birleştir diyeceğim bundan önce tabii. Bir dakika, şunları seçmem gerekiyormuş. İlk kez yaptığımız için bunu işlemi. Tamam, zaten birleştirmiş. Okey. Şimdi o zaman bunu seçeceğim tekrar. Ben işine 2 diyelim. Şuraya 2 tane de yedek alalım. Sayfaları takip etmeyen varsa. Ve çekilişi yap diyelim. Bakalım şanslı kim? Herkese bol şans. Evet. Şurada görünebiliyor kazanan ve yedekler arkadaşlar, ekranda çıktığı gibi. Şunun ben de bir ekran kopyasını alayım. Şimdiden tebrikler diyelim, hayırlı olsun kazanana. Evet arkadaşlar, bugünkü workshop'umuzu da tamamladık. Her şey yolunda umarım. Haftaya görüşmek üzere. Kanala Compel Müzik ve Sonar House kanallarını YouTube'da takip etmeyi unutmayın lütfen. Bildirimleri açın ki arada canlı yayınlar dışında yükleyeceğimiz videolar da olacak. Bunlar da ilk siz haberdar olmak için kanaldaki bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.